Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Transporter VIP var. Bu aracın ekstra birçok özelliği var. İçerideki özelliklerini göstermeden önce sizden ufak bir ricam var. Arkadaşlar Instagram'da da büyüyen bir aileyiz. Şimdi hemen videoyu dondurup aşağıdan çıkan Instagram adreslerine giderek orada da bizi takip edebilir ve aldığımız arabalardan en önce siz haberdar olabilirsiniz. Ben genel olarak arabayı kullanmayı severim. Arkada oturmayı pek sevmem açıkçası. Ama bu arabada bu durum değişiyor. Nedenini hemen size göstereceğim. Öncelikle şunu gör. Dur bir oturayım ya. Makam arabası gibi bir iç dizaynı var. Böyle döşemeler genelde VIP şirketlerinde yapılıyor. Çok rahat süngerler kullanılmış ve çok kaliteli bir deri döşeme kullanılmış. Oturduğunuz zaman ciddi bir rahatlık içindesiniz. Bu araçta göreceğiniz her özellik şu elimde gördüğünüz hap kadar tabletten kontrol ediliyor. Burada koltuk, TV, masa, aydınlatma, görüntü ve klima gibi ayarları yönetebiliyorsunuz. Yani bir iki şov yapmak istiyorum size hemen. Hemen elinizdeki tablette TV butonuna bastığınız zaman şöyle gösterelim. LCD bir televizyon bizi karşılıyor ve burada yol boyunca televizyon izleyebiliyorsunuz. Bu koltukların çok çok rahat olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ve bu koltuklarda masaj özelliği de var. Bunlara yavaş yavaş geleceğim. 250 bin liranın alabileceği en konforlu araç. Ki bu aracı şu an almayı düşünüyorum kendi aracımı satıp. Normalde Transporter gibi büyük bir aracı ben şehir içinde kullanmak istemem. Yani gerekirse yardımcı şoför tutulur ve bu arkada seyahat edilir. Gerçekten şehir içinde yaşam kalitenizi büyük şekilde arttırırsınız. Konforunuzu büyük şekilde arttırırsınız. Yemek yiyeceksiniz atıyorum. Hemen solda bir masayı açtık. Sağdakinin başı da kel değil arkadaşlar. Sağdaki masayı da açıyoruz. Ya araba gırtlak dolu dediğiniz var ya. Gırtlak dolu dediğiniz araba tam olarak bu. Yani kapıyı açmaya korkuyorum. Aksesuarlar dışarıya akmasın diye. Hemen buradan buzdolabımızı açıyoruz. Yemin ederim neler var ya. Ne içersin Emirhan? Sen tabii ki de sade soda içersin. Sormam kabahat. Ben de bir su alayım ya. Soda da kuru kuruya içilmez. Dur sana bir tane de çikolata vereyim. Bunları tüketirsin. Hemen buzdolabımızı da yerine koyalım. Şu an kamerada karanlık çıktığımın farkındayım. Hemen bu sorunu da çözelim. Işıklarımızı da açtık. Gördüğünüz gibi bu ışıkların rengi de buradan kumanda edilebiliyor. Kaldı ki klimayı da yine aynı şekilde buradan kumanda edebiliyorsunuz. Ben şu an ortamın sıcaklığını sevdiğim için etmiyorum. Böyle bir arabada tabii ki de arka kol dayamasının olmasını bekliyorsunuz. Ama böyle bir şey beklemiyorsunuz. Yani burada tablet tutucusu olan, kol dayamalığının bola saçı olduğu bir kol dayamalığı beklemiyorsunuz. Burada tabi DVD'lerimiz, CD'lerimiz, bir aracı özel küllüğümüz var. Burada aracın şartelleri var. Burada bir telefon şarj edici var. Araçta tabii ki de telefon var. Yani teknolojik avantajlarının dışında tabi makam perdesi var. Burayı kapattığınız zaman dışarıyla ilişkinizi kesiyorsunuz. İçerisini kimse göremiyor arkadaşlar. Burada partili edebilirsiniz yani. O gayet müsait bir ortam. Telefonunuzu şarj etmek istiyorsanız arkadaşlar burada bir prizimiz de var. Prizi takıp telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz ama bu Samsung'muş. Klimanın verdiği havayı biraz daha yumuşatan bir göz yapmışlar buraya. Yani kullanışlı mı derseniz bu olmasa da gayet de olurdu. Şurada gördüğünüz bir tuş var, ondan bahsetmek istiyorum. Bu koltuk biraz daha geride fark ediyorsunuz. Bu binişin rahat olması için tasarlanmış bir şey. Ama bindikten sonra bu tuşa bastığınız zaman bu koltuk da açılıyor. Ve yine aynı oradaki rahat koltuklar gibi şeklini alıyor. Tabii bunu bindikten sonra yapmak lazım. Bardaklıklarımız var koymak için. Yanında zaten her yer göz arkadaşlar. Buraya ayrı göz düşünmüşler, buraya ayrı göz düşünmüşler. Burada gözlerimiz var, burada gözlerimiz var. Bakın burada kapaklı bir gözümüz de var. Şöyle göstereyim. Bardak koyabileceğiniz, sulu koyabileceğiniz artık ne koyuyorsanız. Tabii koltuklar bu şekilde durmuyor arkadaşlar. Koltuklarda masaj özelliği... Asker. Kapımızı kapatalım da bir soğuk oldu, bir serin oldu burası ya. Ben üşüdüm ufaktan. Şu koltuğu birazcık geriye yaslayalım. Sonuçta yani böyle ayakta film izleyecek değiliz. Benim bacaklar biraz uzun olduğu için boşta kaldı. Hemen şu baldır desteğini bir öne iteleyelim. Bu arada bütün ses deri döşemeden geliyor. Üzerime hiçbir şey almıyorum. Öndeki koltukla şu an ayağımı birleştirebildim ve yatabilirim. Ya ben bunun içinde şu an yaşarım yani. Ve bu araç 250 bin lira. Gerçekten uygun geldi bana. Bu arabayı galiba kaçırmayacağım. Hemen şurada arkadaşlar masaj yazısını görüyorsunuz. Hemen şu masajı deneyelim. Ay. 5 dakika ara vererek mi çekimi? 5 dakika. Ayaklarım geniş olduğu için şöyle bir ayak destekliğini de açıyorum. Biraz ağır olduğunu kabul ediyorum ama bir kere ayarladıktan sonra gayet rahat şöyle şu şekilde. Daha nereye kadar gelecek diye merak ettim hep. Şu şekilde oluyormuş. Hemen düzeltiyorum kendimi. Araçta elektrikli olmayan hiçbir şey yok. Şu altta gördüğünüz çekmecelere kadar elektrikli ve yine tabletten kumanda ediliyor. Hemen şuradan çekmeceyi çıkartıyorum. Burada özel eşyalarınızı, ziynet eşyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. Buradan hemen televizyonumuzu açacağız. Şimdi televizyonumuz açıldı. Aracın kendi uydusu var arkadaşlar. Burada uyduyu çalıştırdım televizyonu açmadan önce. Ve araç içi kameraları
Yine televizyona yansıtabiliyorum. Bakın şimdi arka kamera. Şimdi öndeki kamerayı açtım. Öndeki kamera bu arada biraz yamulmuş. Aracın bütün perdeleri kapalı olsa ve kapısı kapalı olsa dahi siz aracın önünü ve arkasını görebiliyorsunuz. Araçta internet bağlantısı olmasının yanı sıra burada DVD özelliği de var. Yani CD koyup da film izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bence çok yeterli bir dizayn olmuş ve çok konforlu bir araba olmuş. Hani şu her zaman bahsettiğimiz arka yaşam alanı muhabbeti var ya arkadaşlar. Bu cidden arka yaşam alanı yani arkadaşlar. Arka yaşam alanı dediğiniz budur. Öyle diz mesafesiymiş. Baş mesafesiymiş. Hani bunları artık açtık biz arkadaşlar. Biz artık VIP Transporter'dan aşağısına binmiyoruz. Yani biz artık burjuvazi olma yolunda ilerliyoruz. Bir kruvazi konyak içersin değil mi? Tabii dalgasını geçiyorum. Şimdi siz de zengin olduğunuz amına koyayım falan yazmayın. Bu araba bizim bile değil. Sağ olsun bir tanıdığımız bize çekmemiz için verdi. Ve aracını inceledik, çektik. Çok da keyif aldık. Benim beklediğimden bir tık daha ucuz. Neden ucuz? Yani benim arabam da ortalama 240 bin, 250 bin değerinde. Hiç böyle özellikleri yok. Bunun yanından yakınından bile geçmez. Kaldı ki araç 100 binde otomatik dizel bir araç. Transporter 2015 model. Yani bence çok mantıklı bir fiyat. Bu videonun çekimleri bittikten sonra inşallah arabayı almak için arkadaşla görüşeceğim. Kabul ederse Transporter'ı alabilirim yani. Zaten büyük arabaları, ticari arabaları kullanmayı çok severim. Kaldı ki bu kadar konforlu bir arabayı bu fiyatlara ben kaçırmak istemiyorum. Yani deneyeceğim, alabilirim alamam bilmiyorum ama. Tamam çıkalım o zaman. Kısmında oturuyorsunuz size çok büyük avantajlar sağlıyor. Hatta şehir içinde olduğunuzu anlamıyorsunuz. Televizyonunuzu, buzdolabından bir içeceğinizi, çikolatanızı içerken nereye geldiğinizi anlamazsınız. Çünkü dışarıyla bağlantınızı tamamen kesmiş oluyorsunuz. Şöyle uydusunu göstereyim arkada. Hani böyle VIP'ler yapıyorlar, televizyon koyuyorlar. İşte USB takayım, DVD takayım diyor. Sadece televizyonu o amaçlı kullanılıyor. Ama eğer televizyonu çalıştırmak istiyorsanız bu uydu olarak, yani normal televizyon kanallarını kullanabilmek için bu uyduyu taktırmanız gerekiyor. Araç böyle işte deri koltuklar, dizaynlar tasarlanmış ama bunun arkasında da bir elektronik dizayn var. Yani çok uğraştırıcı işler. Tabii ki bunu VIP Design şirketleri yapıyor. Yani parayı verdiğiniz zaman her şey oluyor arkadaşlar. Bu devirde her şey para. Park konusunda şehir içinde böyle size avantaj sağlayacak hareketler yapma konusunda biraz kısıtlı. Ama tabii ki bu aracı kendiniz için alıyorsanız şoför olursunuz herhalde o zaman. Pek anlamı olmaz ama arkada yaşıyorsanız zaten bu parkıydı, sürüşüydü. Siz pek umursamazsınız. Bu aracın arkası çok lüks dizayn edilmiş. Tabii ki sonradan yapılmış. Ama fabrika çıkışlı olarak bu araç lüks mü? Amortisörlü kaputu var mı? Bir bakalım. Elektrikli katlanır aynası var mı? Yok, elektrikli katlanır aynası yok. Kaputu kaldırıyorum. Evet. Amortisörlü kaputu var arkadaşlar. Bizim aracımız 2000 dizel. Bu aracı sürdük biraz buraya gelirken. 2000 dizel bu aracı kaldırmıyor. Hani böyle transitlerde bir bağırma sesi vardır ya. Transporter da bunu yapıyor. Ama bana biraz otomatik vitesten dolayı geldi. Çünkü bu aracın manuelini de sürdük. Manuelde işte devrini aldırıyorsun, sonra vites değiştirirken size avantaj sağlıyor. Ama bunun otomatik vitesinde araç biraz daha bağırıyor. O da belki otomatik şanzımanı korumak içindir. Şimdi şoför dedik. Bakalım şoför kısmı da konforlu mu arkadaşlar? Ön tarafa da dizayn uygulanmış. Bu koltuklar fabrika çıkışı koltukları değil. Bu torpido transporter'da var mı böyle yarım olarak? Belki vardır çünkü çok iyi duruyor yan kapı döşemelerle birlikte. Sonradan yapıldığını zannetmiyorum. Transporter hakkında pek bir bilgim yok. Yani biz de ilk defa böyle bir aracı inceliyoruz. Normalde biliyorsunuz Volkswagen'in ağır araçlarında, yani Amarok tarzı araçlarda DSG kullanılmıyor. Tork konvertörlü otomatik vites kullanılıyor. Ama bu transporter'da DSG kullanılmış. Yani çift kavramalı bir şanzıman var. Yani bu kadar ağır bir araçta nasıl DSG performans veriyor bilmiyorum. Uzun süreli kullanıp da bunun hakkında yorum yapmamız gerekir. Tabii ki o Volkswagen'in benim Golf'ümde de aynı direksiyonu. Gerçekten çok güzel ya. Bu şu yumuşaklığı, şekli, işte piyano bilek detaylar falan. Hani R direksiyon değil, işte Highline direksiyon değil. Çok büyük bir artısı yok ama basit de bile, yani en baz donanım olarak bile çok güzel gözüküyor. Bu direksiyonu çok seviyorum. Ali'nin A3'ün Audi'ye bakınca, benim BMW'nin 320'ye bakınca gerçekten şu Transporter'ın direksiyonu bile bizimkilerden daha iyi yani. Zaten Ali'nin aldığı Audi Tempra'nın direksiyonu. Benim direksiyonu zaten söylemeye gerek yok. Şöyle torpidonun plastiğinden yapmışlar. Semsert. Sinop'a gitmiştim geçen de. Ellerim böyle nasır falan tutmuş. Yani o kadar sert bir plastiği var. Orijinal teybi kullanılmamış arkadaşlar. Bu da büyük ihtimal dizaynda değişmiştir. Gördüğünüz gibi navigasyonu vesairesi var.
Burada az önce menüyü karıştırırken şeyi görmüştüm. Buradan da arkadaki multimedyayı yönetebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ön USB, arka USB, işte televizyon gibi. Bu araç komple önden arkaya kadar birbiriyle ilişkili, yani dizayn edilmiş. Şimdi çok fazla sürmediğim için en merak ettiğim DSG nasıl performans veriyor? Gelin birlikte sürüşte ona bakalım. Araç normal transporter. Bu aracın amacı da böyle insan taşımak ama konforlu olarak değil işte. Biliyorsunuz bunların 9+1'leri vesairesi var. Ya da bunların panel vanları var arkayı full yük doldurmak için. Tabii ki VIP'leri yapıldığında da çok harika oluyor. Biliyorsunuz kocaman bir sektör var, yani bu transporterlar, Vito'lar, Viano'lar, işte Caravella'lar, bunlar da bu VIP sektöründeki öncü arabalardan. Ön kısma baktığınız zaman şoför kısmı için pek göz doldurmuyor. Normal plastikten kullanılmış klima menfezleri, yani şöyle bir etrafında krom detay, piyano bilek vesaire yok. Dediğim gibi bu araçlardan beklenilen şey ticari gibi, her yeri plastik, aynı kedide olduğu gibi. Ama vites kısmı güzel olmuş. Böyle piyano bilek falan, böyle beyaz ledli. Ali sürekli kedide de söylüyordu işte, yüksekteyim, güvende hissettiriyor, güzel yani, ben zaten alçak araba almam falan diye. İnsan da hep konuşunca bunu yiyor. Ali de gitti A3 aldı, alçak bir araba. Ama bu transporter'a bindiğiniz zaman ondan da yüksek, yani normal bir SUV araçtan da yüksek. Çok güzel hissettiriyor insana, böyle sanki kayıyormuşsunuz gibi. Bu yükseklik size biraz avantaj sağlıyor. Nasıl avantaj sağlıyor? Güvenlik açısından da aslında biraz avantajlı. Viraja sert girdiğiniz zaman araç aerodinamiği kötü olduğu için eminim ki takla atacaktır. Ama araçta yüksek olduğunuz için, mesela böyle düz bir yolda gidiyorsunuz, soldan hızlıca bir araç çarptı diyelim, sizi pek etkileyecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü şöyle, mesela bir araç çarptığı zaman sizin alt kısmınızda kalacak. O yüzden güvenlik açısından da güzel bir araç. Tabii bunların zırhlıları da var. Ama Ali bu aracı bayağı beğendi arkadaşlar, arkadaki özelliklerden dolayı. İşte A3 zaten 240, şimdi 250 ediyor. Onu satsam, bunu alsam falan tarzında şey yapıyor. Seni kim sürecek kardeşim? Kendin burada süreceksin. Arkada biz pikniğe giderken keyif yapacağız. Yani o hayalleri ben kurdum. Ali inşallah bu aracı alır arkadaşlar. Biz de arkada otururuz, o sürer işte. DSG'yi söylemek gerekirse arkadaşlar, DSG klasik. Hiç ona karışmıyorsunuz. Sadece gaza basıyorsunuz, frene basıyorsunuz. O size gram hissettirmiyor böyle bir ağır arabada bile. DSG'yi sürekli savunuyorsunuz diyorsunuz ama arkadaşlar, biz savunuculuğundan değil, çift kavramı olduğu için ne zaman düşürdüğünü, ne zaman indirdiğini, vitesi anlamıyorsunuz. Size gerçekten konfor sağlıyor. Bir şey ne kadar dijitalse arkadaşlar o kadar hassastır. Yani şimdi şu arkadaki koltuklar elektrikli diyoruz. Onu çıkarıp söküp fırlatıp bir şey yaparsak ne olur? İşte bozulur. Ama normal bir koltuğu sök tak, sıkıntı olmaz. Yani ama nasıl oluyor? Oturuyorsun, rahat rahat biniyorsun, işte indiriyorsun, kaldırıyorsun. O da sana konfor sağlıyor. Cidden bu aracın yani şehir içinde çok sıkıntı boyu. Hani şimdi bakıyorum önüme, arkama dönüş sağlayacağım. Mesela çok geniş bir yol. Burada normalde arabayla tek turda dönüyorum. Ama transporter'da yarım bile yapamadım aracı. Şu şekilde tekrardan R'ye alıyorum. Mesela çok konforlu ya. Geriye kaydıracak mı, öyle yapacak mı derdi yok. R ve D yani. Rahat rahat böyle gidiyor. Arkadaşlar VIP Transporter'ı sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bu arabada gözümüz var, gönlümüz de var. Yani bu arabayı alabiliriz. Eğer alırsak bu arabayı zaten alacağımız abimizle de onun videosunu çekeriz. Abi arıyor. Abi son kaça bırakıyorsun söyler misin? Sürekli de videolarda telefonum çalmaya başlıyor. Burada da görüyorsunuz Osman Gök. Osman! Alo. Kanka bugün yanımızda değilsin herhalde. Kampanyadan mı bahsedeceksin? Yok. İstersen bahsedebilirim. Hemen bahset, videodayız. Videoda mısınız? Evet. Arkadaşlar, seramik kaplama 1600 TL yerine sadece 699 TL. Yalnız parmağımı gösteremiyorum. Tamam, ben gösterdim. Playback bile yaptım. Hay adamsın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar Osman da telekonferansla koronadan dolayı videomuza bağlandı. Bu video bu kadardı. Bu kadar arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar emek veriyoruz. Siz de bir like'a basıp kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Furkan sür!